Bugün kun gıybet diyetkenimiz cüdük kurunuşları, turları, navları cüdüm harkıl bulup gitti. İlgarı koyu iki de adam birleşip durup bittesinde gıybet kıp oturardı. Hasat göylüğüden mi, kuramaslıgiden mi bir yapardı. Hazır internet arkalı yapır yaptı, gıybet kıl yaptı. Yani gıybetti, şünçelik kurunuş harkıl siyomkalarını kombinasyalı kılıp, üstüki bir nesalini kiydirip, yok ki bar kiyimini almıştırıp, yok ki yani bir moylov sakal, yok ki başka bir şah çizip, şimdi bir video kılıp koyuyordu. Koyken de, adli koşunsunu, bir arazilaşıp kalken koşunsunu yenmez, alimlerini yapıyordu. Ahli ilimlerini yapıyordu. Yaşlap sürüştürseniz, haliki yapıyordu adam şu videolarını, kombinatsiya qilayotgan odamlarni agar Fotiha surasini o'qib bergansiz to'xtaydi shu yerda o'zida. Fotihani qo'yavering, eng oson bir inna atoynakal kavsar surasi bo'lsa kerak. Shuni ham o'qolmaydi, avzu bismillahni o'zida o'chadi, to'xtaydi o'sha yerda. Lekin olam da'vo qiladi. U andoq bu mandoq bu to'g'ri gapirdi, bu noto'g'ri gapirdi. Olam, ahli ilm dangaligayu qo'pol qilib aytadigan bo'lsak avam dedi bana, ammanın ahiretini kılıp beriyetken adam o. Adı gel. Kupçiliğini koldan kelmeydigen, bilim algen, madrasa okuygen, institü okuygen, damlalardan patika agen, kat hüccatı bulan, nemendir bilse kereyi şenge bir imam buldu ki alim buldu. Şu adam kupçilik bilmeydigen derse bulan şugurlanıp. Kupçiliğini vakti yetmez, tirikçilikdir. Lekin şu umrunu şunge bahş etken adam mı? Keçeleri uxlamasından kitap okup çıkartıp da savallı cevabını tapıştık için şu adam yapırlı yaptı. Gıybet, ıgva kılını yaptı. Ayet yapmaz. Adi iki de adam hoşnusunu yapırlı yaptı. Kançalık ağırlığını Allah ozu bilgiler vergen onu. Kur'an-ı Kerim bayan kılı vergen. Olaksa, braderizi olaksa göğüşünü çaynaşlı bilen beraber. Oğlum yapırlı yaptı. Külgülü tüyledi bazılarına. Çürületken resimler Facebook'ta, YouTube'da koyulken videolar, alımlarımız. Peki hiç kulgülü cahı yok onun. Yığılaş kere. Yani yığılaş dediğinde ulanı üstlemez. Bunlar sana kılıyetken adamların üstüne yığılıyorsunuz. Bir ayıp par var diyor, hamma da ayıp var. Hazreti Ayşe anamız raziyallahu anh'ın huzurlarına bir bükürü ayol geldiler. Yaşka hatta. Şunu dedi, keser. Çıkıp gitken de Resulullah'a gibi de bükür ayol geldi. Gıybet kıldı dediler. Ama ben gıybet kılganım yok. Barına ettim size tüfleğine de tüfleğine kançtı. Gıybet kıldı dediler. Bu ne dediğini? Barına sana etken. Hazreti Ayşe anamız raziyallahu anh'a. Natoru yapırganlar yok. Gıybet ne dediğinde bitti adamın aybı bulsa yok. Şu aybını biraz muhakeme kılsa. Yani şu ayb, şu gap onu hafa kıladigan bulsa. O'zini ki bo'lmasa bu g'ibat bo'ladi. Shu gap azgina bukur. Ayb yo'q bunda qarasangiz, lekin uni uchun bu mazlumlik, uni uchun bu og'ir va kimdir bu narsani gapirsa uni qulog'iga xuniy chalinadi. Uni dilini ranjitadigan darajada chalinadi. Ana shu gapni gapirgan odam g'ibat qilgan bo'ladi. Bo'lmasa yomon gapir gapirgani yo'q, noto'g'ri gap gapirgani yo'q. Lekin mana shu gap gapirgan uchun, mana xafa qiladigan gap gapirgan uchun g'ibat hisoblanadi. Inna ilaja kulli illatin biqat'i sababiha deyishadi. Har bir aybning ilojisi, davosi, dorisi o'sha aybga olib boradigan sabablarni kesib tashlashlik bilan bo'ladi. G'ibat qilmaslik uchun inson hasad qilmasligi kerak. İkide adam birbirini yamanla oturgen bosa, bitti adam başka adam yamanla etken bosa, onu kemden kem hakiki ayıbı için yamanla. Ozu kop halet şey yaptı, hasat kılgenle ayıbı yaptı. Demek ki, ozunu koldan keme gendin ki başkasını ayıbı yaşansın. Ozu hareket kılmasından durup bura bir nasıl erişse, hemen onu kapıp getirdi. Onu kılmaz. Bizim hareket kılıyız, Allah versin. Hareket, niyet, ihlas, amal, amaliyot degan narsa birdaniga bo'lsa inshaalloh albatta yetkazib Alloh deb beradi. Ana shu
g'ibat qilmaslik uchun hasad qilmaslik kerak. Ko'ra olmaslik. Atadruna mal g'iba? Qala Alloh va rasuluhu a'lam. Qol zikruka akhaka bima yakrahu. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته رسول الله تبتلر غيبتنا من مالكين بالأسلار الله وعنين رسول بلوچراق تور دبسا جواب برشت ايتلر كي بر آدمين عيب بولسا تبعي اوزن عيب بولسا شنو ذكر قلسا انو خفا قلسا شو غيبت بولد Lekin yo'q narsani gapiradigan bo'lsa, buhton bo'ladi degan rasul. Tuhmat. Ikkinchi aybimiz. Til ofati. Ikkinchisi buhton. Birovni bir narsada ayblashlik. Bu qo'ldan o'shib olganmi deydi, qo'shni zinokor deydi. Yuradi deydi, qo'l o'shib olganmisiz? Rasululloh huzurlariga bir sahobi keldi, "Ya Rasululloh, xotinim palonchi bilan zino qilganini o'z ko'zim bilan ko'rganman." dedi. Rasululloh aytdiki, to'rtta guvoh olib kelasan yoki tuhmatchining darrasini urdiraman deganlar. Yo Rasululloh, o'zimmi xotinim, palonchimman, o'zimmi uyimda zino qilganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Nahot tuhmat qilsam, to'rtta guvoh olib kelasan yoki tuhmatchining darrasini urdiraman deganlar Rasululloh. Biz ko'rganimiz yo'q, bilmaymiz haqiqatini. Palonchim mana qanday ekan deymiz. Xuddi bilib bo'lgan, bilib bo'lgandek. Bu bo'lmaydi unaqa. Ushlanmagan o'g'ri emas sizlar. Qo'ldan ushlamadingizmi? Uni o'g'irlikda ayblash mumkin emas. Ekzinoda. Yolg'on gap tarqatish. U ham til ofatlardan bittasi. G'ibat Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida qiyomatda bir kishi nomayi amoli qo'liga topshiriladi ochilgan holda, ochiq holatda. Aytadiki, "Yo Alloh, men palonchi, pistonchi yaxshi amallarni qilganman. Uni yozilmabdi, yo'q." Desa nido keladi. "Palonchilarni g'ibat qilgansan. Sani savobingni ularning kitobiga yozganmiz." Hali hisob kitob boshlanmagan. Nomay amol endi qo'lga topshirilib, marhamat qilib kering degan joyda ochsa yaxshiliklari yo'q. Dunyoda qilib o'tgan yaxshiliklari anchagina yo'q. Nega o'sha yo'q? Adolat qani desa, adolat o'sha g'ibat qilganingiz gunohi, savobi siz qilgan savoblaringiz palonchini savob daftariga nomay amoliga yozildi. Ana shu. Birovni g'ibat qilishlik bu dunyoni o'zida o'zimizga nima deydi ana? Xulosani qilib qo'yishlik bilan barobar. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak. Hasan Basri rahmatullohi alayhi aytdilar. Kaffaratul g'iba an tastagfira liman iqtabtahu. G'ibatning kafforati kimni g'ibat qilgan bo'lsangiz borib darro undan kechirim so'rab qo'ying. Nima gapirsa gapiraveradi odamlar. Ajib. Bir 2-3 kun bo'ldi. Shu masjidda 4 yildan beri xizmat qilayotgan bo'lsak, bir 5-6 odam keldi uzr qaraqadi. Nima uchun uzr so'ragan nima bilmayman. So'raganman yo'q, uzr so'rab ketdi. Azizlar, erkak kishi musulmon odam. Bir narsani qilishdan oldin ertaga nima bo'lishligini bir taxminan bo'lsa ham tahlil qilib qo'yish kerak. Natijasini o'ylab qo'yish kerak. Biz yoshlarga aytamizki, ertaga uzr so'rashlik mumkin bo'lgan yoki uzr so'rattiradigan bir holatga tushib qolmang. O'zingiz ertaga uzr so'raydigan bir holatga tushib qolmang bugungi kunda. Dono rus xalqining bitta maqoli bor. O'zini ko'zidagi xodani ko'rmay birovning ko'zida zirabchani ko'radi deydi.
o'zini ko'zida xoda bo'yotibdi, taxta bo'yotibdi, birovni ko'zida zirabcha ko'radi. Biz shunday bo'lmasligimiz kerak. Ko'p keltiramiz shu misolni. Hazrati Iso alayhissalom havoriylardan ketayotganlarida bir it chiqqan. Ko'p gapirganmiz, eslaysiz bu narsani. It chiqqan, sulay yoqqan, o'zi ozg'in, isqirt. Har bir havoriy nimadir degan, Iso alayhissalom uni tishining oppoqligini ko'ring dedilar. Azizlar, hamma narsaning hikmati bor. Biz ko'rmayotgandirmiz. Ko'zimiz shu hikmat ko'zimiz ko'rligidan, mo'jizligidan. Lekin har bir narsaning hikmati bor. Ko'ra olmasak, hech bo'lmasa aybini gapirmaylik. O'zimiz aybimiz voy, yetarli. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بوهتان. تخمات. الله تيابت. يالغان قبرة ديانلر الله أغي إيمان كيلتر مغانلر ديابت. ترجمة نوقب برمى. تفسير ترجمة. يالغان چه فقط الله ني آيات لرغة إيمان كيلتر مغانلر جنة توقيد لر. يالغان ني faqat Allohni oyatlariga iymon keltirmaganlargina, ya'ni iymon keltirmasa odam yolg'onchi bo'laveradi bemalol. Shuning uchun ko'p gapiryapmiz. Inson payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam hadislaridan kelib chiqib, mu'min odam gunohkor bo'lishligi mumkin. Mu'min odam katta gunoh qilishi ham mumkin. Ayb qilishligi mumkin, lekin yolg'onchi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz hadislari. Mu'min odam gunohkor bo'lishligi mumkin, lekin yolg'onchi bo'lmaydi. Mo'minning og'zidan chiqqan gap hujjat deyiladi. Mo'minning og'zidan chiqqan gap hujjat. Bekorga emas u tijoratchilar oldi-berdi qilayotganda, shartnoma tuzayotganda oldida guvoh o'tiradi, nikohda guvoh o'tiradi. Bekorgami guvohlik? Lekin shu guvohlik faqat mo'min to'g'ri so'zlik, to'g'ri gap gapirganligi uchun, mo'min odam yolg'onchi bo'lmaganligi uchun ham guvohligi qabul qilinadi. Zibuhtan qiluramiz. Bizi manfaatimiz, bizi paydamız bu su oldu. İki adam husumatlaşıp, bir nesada kelişanma yaptı, bir işte. Allah'a da kevattı. Umamunaka, umamunaka, umamunaka kevattı. Nerede adam kevattı, umamunaka, umamunaka, umamunaka kevattı dedi. Vay, iş başlarken de anıktığına kelişmalı çıkarıyor ki. Ertteki maşına kadar tuhmet çıkardı, düşmez diyor için. Shariatimizda tuhmatchini jazosi 80 darra. Biz darra urilmaydi. Lekin shariat nuqtai nazaridan 80 darra uriladi tuhmatchini darrasi. Endi ba'zi bir odamlar aytadiki, shariatda g'ibat qilsa bo'ladigan holatlar bor-ku dedi. G'ibat qilsa bo'ladigan holatlar bor-ku dedi. Bor. Lekin bu bemalol g'ibat qilish mumkin degan narsa emas. Bitta odamning haqiqatda firibgar, g'irt, bo'xtonchi, tuhmatchi, yolg'onchi, kazzob, battol nima desiz deyasiz. Nima bo'lsa ham shu hamma sifatlar shu bitta odamda mujassam bo'lgan odam. Ertaga kimdir shu bilan ish qilmoqchi bo'lsa, yo bir oilaviy rishtalarni tuzmoqchi bo'lsa, yo uymi yo nima bo'lsa qat'iy nazar. Shuni ehtiyot nuqtai nazardan palonchini sal tili bo'shroq. Va'dasida turmaydigan odati yo'q emas deb aytsa bo'ladi. Lekin turib olib keyin bir pilla choy ichamiz deb hamma yog'ini gapirib turish emas. Aqlli odam o'zi kerakilcha xulosa yasab oladi o'ziga. Ana shu shuning uchun ba'zi bir ayblarni aytishlik mumkin, g'ibat qilishlik mumkin. Bu g'ibat bo'lsa ham bo'laveradi. Bir odamni gapiryapsiz, tanishtirmoqchi bo'lyapsiz, u tanimayapti. Kim ekan, kim ekan deb eslab hech eslab olmayapti. Shunda unga o'sha odamga xos birorta sifatni aytsangiz bo'ladimi? Mo'ylovlimi, misol uchun dedi. Qalin qoshlimi, do'ppilimi, nima desam. Odamni xafa qilmaydigan bir odat, gap sifati. Tanishtirish uchun o'sha odam eslatib yuborish uchun shu odam. Shu jihatda gapirishlik mumkin. Yolg'on, bo'xton
gapirish mumkin qachon? Er xotin ota bolani yarashtirib olish uchun. Uni ham shun boladagi kazzoblik emas. Me'yorda shu o'zi bunaqa emas edi, mana bunaqa dedi deb qo'ysa bo'ladi. Ikkitasi yarashib olishligi uchun. Er xotin yarashib olishligi uchun yoki ota bola, ikkita oila. Yolg'on gap tarqatish. Bu ham juda avjiga olib ketdi. O'sha yuqorida aytganimizdek, ulamolarning ustidan ig'vo bo'xton mag'zava ag'dirishadi. Yo'q, yo'q gapiga tarqatishadi. Yaqinda mana odam bu haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bekor hadis emas ekan. Man lam yashkurillah lam yashkurinnas. Man la yashkurinnas lam yashkurillah. Xudo bandasiga shukr qanoat qilmagan, rahmat deya olmagan odam Allohga ham hech qachon rahmat deya olmas ekan. Bandasidan xijolat bo'lmagan xudodan xijolat bo'lmaydi degani. Tarqatdi gap. Sirdaryoda yana qaysidir bir nima Tojikiston bilan chegara hududda bir suv ombori bor, o'sha yorilib ketdi, suv kelyapti. 100 minglab odam nima bo'ldi? Xotirjamlikni yo'qotdi o'shanda. Bu nima degan? Xudosi bormi shu odamlar? Qanday bu oddiy Facebookda shunday yozdi, enterni bosdi, ketdi. Qancha odam sarson bo'ldi? Ertalabga uxlamaganlar qancha? Qochib ketganlar qancha? Yugurib qochib. Bu qanday u? Shuncha aytilyapti. Bekorga aytilmaydi. Chumchuq so'ysa qassob so'ysin. Har bir sohani o'zining mutaxassisi bor. O'qituvchi o'qituvchiligini qilsin. Ha? Mehnatkash mehnatini, olim olimligini qilsin. Hamma o'z ishi bilan shug'ullansa-da, ertalabdan 9 dan 5 gacha, 6 gacha. Voy bu bekorchilik narsadagi vaqt qolmaydi odamda. G'irt bekorchi bo'lib ketgandan pul topaman deb bu ham shu o'sha pozitsiya like. O'sha prosmotr qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin bu yerda qancha odamni sarson, sargardon. Mayli qancha qisqa muddat bo'lsa ham, lekin qancha ovoragarchilik, qancha odam xavotirini buzgan o'sha odam. Yo'q. O'ylash yo'q bu haqida. G'am, qayg'u yo'q, birodar haqida o'ylash yo'q. Mana shu bir-birimizni yaxshi ko'rib, hurmat qilib yurmagunimizcha g'ibatni to'xtatib, buxtonni to'xtatib 21-chi asrga mos bir inson sifatida yashamasak, bu shu 18-chi asr qoldiqlarida yuraveramiz. Alloh insof bersin, tavfiq bersin. Parvardigori olam g'ibatchilarni tili insofga kelib, faqat yaxshi gapni gapiradigan bo'lishligini ato qilsin. Tuhmatchini tuhmatidan Alloh taolo o'zi afiyat bersin, muhofaza qilsin parvardigor hammalarimizni.